İyi geceler sevgili seyirciler. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosu hazır. Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Engin de karşınızdayız. Ben Ertem Şener. Çok kısa bir ara rica edeceğiz. Aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Hadi bakalım, hadi hadi ya, hadi hay Allah. Yayınlanıyoruz değil mi? İyi akşamlar, hoş geldiniz hadi sevgili seyirciler. Tekrar bir dakika Rasim. Rasim dur. Kardeşim bir iş bu iş bitti. Ertemciğim bir özür dilerim seyircimizden geç girdiğimiz için. Bravo. Evet. Seyircimizden özür dilerim. Ankara'nın seyircimizden Sayın Melih Gökçe'nin çok önemli açıklamaları vardı. Bu akşam gerçekten tarihi bir yayın oldu sevgili seyirciler. Sayın Melih Gökçe'nin çok çok önemli bir programıydı. Latif abiyle beraber, Latif Şimşek'le beraber. Ben özür diliyorum kendi tarafımdan. Çok önemli bir programdı. Bu sebepten dolayı biz biraz geciktik ama Sayın Melih Gökçe'nin yaptığı açıklamalar son derece önemliydi. Bizler de şimdi Rasim sayesinde... Ben Instagram'ıma 22 yazdığım için bütün seyircilerimizden özür diliyorum yayından dolayı. Yayınımız uzamıştır, özür diliyorum. Evet. Hep beraber. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Seyircimizden özür dileriz. Seyircimizden özür dileriz. Neye bakıyorsunuz? Ayıp bir şey mi yani? Doğru bir şey yapıyoruz doğru ya. İnsanları beklettik abi. Ama bizde bu. Doğru bizde. Ben yiyemiyorum ki seyircimizden. Hocam niye boş? Niye özür dilemiyorsunuz ya? Sevgili seyircilerimizden özür diliyoruz. Doğru. Geciktiğimiz için. Kardeşim bunu niye? Biz beyaz futbol üsluğuyla niye söylemiyoruz? Seyircimizden özür dileriz. Seyircimizden. Göster. Dur bakalım. Vallahi bırakın kardeşim. Seyircimiz bizi affeder. Seyircimiz canımızın yerimizi. Beşiktaş bugün şampiyon olmuştur. Fikret Orban'a hayırlı olsun. İşte bak. Bitti bu iş. Ver marşı. Beşiktaş'ı ver. Lalay 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 lalay. Oğlum versenize. Ne oluyor ver kardeşim? Müziği diyeceksin. Ver müziği de. Ver müziği.
Kardeşim, hiç lafı eğip bükmeye, başından poposundan almaya gerek yok. Beşiktaş bugün itibariyle artık geri dönülemez yola girerek şampiyon. Bir maçı izleyelim o zaman. Görelim. Beşiktaş. İzleyelim. Maçı, yalnız var ya. İmrendim. 40 bin üzerinde seyirci var. İzleyelim. İzleyelim, sonrasında dönelim. İzleyin, izleyin Reza. Evet, Quaresma ve Osagai'nin Japon futbolcunun kırmızı kart gördüklerini belirtelim. Vodafone Arena'da gerçekten muhteşem bir seyirci, muhteşem bir atmosfer. Beşiktaş şu anda maç fazlasıyla 6 puan farkla lider Sinan abi. Şimdi her şeyden önce hayırlı olsun. Stat, müthiş bir stat, müthiş bir ambiyans. Yani hakemin düdüğünü bile duyamıyorsun uğultudan, oradaki atmosferden. Tabii sahada oynanan futbola taraftarın desteği de etkilenince, taraftarın desteğine sahada iyi futbolda cevap verdiğin zaman müthiş bir organizasyon ortaya çıkıyor. Ben bu maçtan çok korkuyordum. Bu maçla ilgili söylemiştim. Çok sıkıntılı maç olacağını, zor maç geçeceğini. Nihayetinde direkten dönen bir top var. Maç belki orada zorlanabilirdi. Bursa'nın direkten dönen topundan sonra zorlanabilirdi o pozisyondan sonra maçın gidişatı. Maç 5-2 de olabilirdi. Yani bu maç 3-3'te bitebilirdi. Her iki sonucu ama hak ederek kazandığı Beşiktaş'ın, iyi oynayan bir Beşiktaş, coşkulu oynayan bir Beşiktaş, rakibine baskı kuran, rakibini boğan ve güçlü bir takımı boğan bir Beşiktaş vardı. Evet, senin de dediğin gibi 6 puan. Çarşamba günü eğer Galatasaray'ın galibiyetiyle biterse ben bu işin çok hemen hemen %80, %90'lara geleceğini, bu işin bittiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa Fenerbahçe'yi, 6 puandan sonra da çok zor bir takımın bundan sonra da şampiyonluğu vereceğini, ama bilemeyiz. Hep zor maçları var. Bütün maçlar çok zor. Müthiş bir maçtı. Müthiş bir organizasyondu. Beşiktaş takımı coşkulu bir takım. İstekli bir takım. Agresif bir takım. Gününde olurlarsa, formda olurlarsa, maksimuma yakın oynarlarsa yeteneklerinin, dediğim gibi yenemeyeceği bir takım yok. Birazdan hakemle ilgili pozisyonlara geleceğiz. Anlatacağız tek tek ne olduğunu, ne bittiğini. Hoca burada hepimiz bakacağız, hepimiz fikirlerimizi söyleyeceğiz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Net bir galibiyet aldı. Bursa Spor çok iyi hazırlanmıştı. Müthiş bir motivasyon vardı. Daha maçın birinci dakikasından ikinci dakikasında Hamza Hamzoğlu Galatasaray'da bile belki bu hareketi yapmadı. Topu yere vurmasından, yani daha maçın başında müthiş bir organizasyon, müthiş bir motivasyon vardı. Dolayısıyla zor bir 3 puan, zor bir maç, zor bir galibiyet. Tebrik ediyorum ben Beşiktaş'ı. Hayırlı olsun yeni stat. Tebrik ediyorum. Bursa Spor'da mücadelesinden dolayı da kutluyorum. Evet. Abdülkerim abi. Sorarlar. Neden kravat siyah beyaz diye? Ne? Kravat neden siyah beyaz diye? Ben özellikle siyah beyaz giydim ama Abdülkerim Durmaz bilmem. Gri renkler. Ben özellikle siyah beyaz giydim. Gri var, koyu gri ve beyaz açık renk. Ben böyle şeylere takılmam yani. Ben o gün ne hoşuma gidiyorsa, kendimi nasıl hissediyorsam onu giyerim. Öyle renklerle falan işim olmaz benim. Şimdi gelelim şeye. Sinan'ın dediği şeye, bir tek şeye katılıyorum. Hakikaten müthiş bir organizasyon. Hafta başında zaten bu organizasyonun olacağı belliydi. Çok güzel organizasyon olmuş. Hakemler, nasıl organizasyon? Maçın hakemleri açıklandığında zaten ben bu işte bir organizasyon olacağını anlamıştım. Müthiş bir organizasyon. Telefonu hakikaten. Telefonu verir misin? Tabii. Cumartesi günü Cüneyt Çakır organizasyonun bir parçası olarak Fenerbahçe'yi Konya'da katletmiştir. Barış Şimşek'in de bugün yaptıkları ortadadır. Çok güzel bir organizasyon. Müthiş bir organizasyon. Her şey 4-4 tam organizasyon olduğu gibi devam ediyor. Hiç şüphe değil. Hiç şüphe. Maç 3-3 falan da bitmezdi. Maç 3-3 olsaydı hemen arkadan bir penaltı daha, bir şey daha icat olurdu. 4-3. Hocam özür dilerim. Hamza. Bütün organizasyon. Fenerbahçeli Hamza maçı almak için elinden geleni yaptı. Fenerbahçeli Hamza. Bütün organizasyon. Beşiktaş'ın bugün kazanması, Fenerbahçe'nin Konya'da puan kaybettirilmesi üzerine hazırlanmıştı. Hakikaten müthiş bir organizasyon eksiksiz işlemektedir. Ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı gördükten sonra da elhamdülillah diyorum. Allah'a çok şükür ki Fenerbahçeli olmuşum. Hiçbir zaman şöyle bir duruma düşmek istemem. Başka bir takımın tezahürcüne alıp, evet, bayrağını alıp, bir büyük takım taraftarını alıp, gururla başka söylüyorum, bir takım için tezahürat yapmamak için Fenerbahçeli olmak gerekir demek ki. Beşiktaş'ı destekliyor. Tekrar Fenerbahçe. Türk milleti Beşiktaş'ı destekliyor. %80. Hamza Hoca, şu hale hiçbir Fenerbahçe gelmez. Müsaade eder misiniz? Hamza Hoca
Ertan Süzgün'den bir son dakika gelişmesi var. Abi Hamza Hoca maç sonu koridorda ceketini yere fırlatmış. Böyle hakem mi olur ya? Ayıptır. Neymiş? Onlara var. Bizde yok. Kollamanıza gerek mi var? Komiser söylemiş. Kurbanlık hakeme kurban. Bağırmış. Bağıra çağıra sallamış. Valla Hamza Hamzoğlu Galatasaray'da hiçbir zaman bu kadar motive olmamıştı. Her zaman tamam. Sakindi. Bak, Fikret Başkan da Hamzoğlu nedense çok yani, motive olmuştu. Yani Fikret bak, haklı, Fikret Orman haklı. Galatasaray hocasına saldırıyor biliyor musun? Ben, kendisine 3 kupa kazandırmış hocana. Ya 3 kupa onu. Bu kadar Fenerbahçe düşmanı Orhan de koysan 3 kupa alınırdı o sene. Fenerbahçe düşmanı o kadar gözünü bilmiş ki bu adamın bir Galatasaray'a 3 şampiyonluk kazandırmış Galatasaraylı'ya hakaret ediyor. Hakaret ediyor. Bir dakika Ertem konuşabilir miyim? Ne istiyordun? Evet. Ne söz bende? Ertem konuşabilir miyim? Söz bende. Aferin abi. Söz bende. Hemen lafı atlıyor. Çok sinirlendim değil. Hemen lafımı atlıyor. Ben onun lafını atlamıyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer bir Fenerbahçeli bu Rasim'in düştüğü duruma düşecekse Allah göstermesin. Yani ben başka bir takımın, büyük takımın taraftarından evet. daha çok, Sinan'dan daha fazla. Evet. Buraya bak, Sinan ne kadar olgun ve şey evet. karşılıyor olayı. Şu adamın haline Türk bak. Türk milleti, Türk milletinin çoğunluğu bu sene. Sen Galatasaray'ın yüz sene, karısın. Türk milletinin çoğunluğu bu sene Beşiktaş'ı Ahmet Hoca'dan hiç yorum almadık bir Ahmet Hoca'ma döneyim tek hocam. Tek yorum yapayım Ahmet Hoca. Ben bir cümle söyleyeceğim. Hamza Hamzaoğlu. Bir dergide, ismini vermek istemiyorum derginin, şimdi yani reklam olmasın diye, verdi röportajı, arkadaşlar bulsunlar, göstersinler. Orada Fenerbahçeli olduğunu söylemiştir. Geçen sene İki, ne yaptı bu adam? Olabilir. Geçen İki, sene ne yaptı? İki. Hamza Hamzaoğlu ben söyle. Böyle motive olur görmedim. Ya, Hamza Hoca koskoca Galatasaraylı. Ona söyle ya. Motive ya. Böyle motive. Fatih biraz daha çıkacağım. Fatih'in bir tweet'i var. Ne tweet'i onu var? Görelim. Bursa Spor'la Fatih'in bir tweet'i var. Bursa Spor'da inanılmaz moraller bozuk. Her şey planlanmıştı. Açıkla. Efendim? Açıkla, biz anlamayız İngilizce, ben bilmiyorum. Açıkla. Her şey planlı, programlı bir şekilde. Evet. Beşiktaş'ın kazanması için yapılmış. Ay, evet, ben de öyle işte, evet. Futbol Federasyonu da sesleniyor. Şahane organizasyon olmuş. Futbol Federasyonu da sesleniyor. Evet hocam. Şahane. Yani her şey bir kayıp üzerine kurulmuştu. Diyor. Şimdi bazı şeyleri ilk defa açıklayacağım. Suçlamama muhatap olacak insanlar muhtemelen bizi izliyorlardır. İzlemiyorlarsa da yanındaki arkadaşlar, danışmanları onlara versinler. Ve beni reddetsinler. Organizasyon çok iddialı bir kelime. Çünkü organizasyonun gizli ajandasında illegalite vardır. Ama şunu söylüyorum. Şimdi 80 milyon Türk insanına sorayım. Bu hafta başında bana göre en zor iki maç neydi? Çok açık. Konya, Fenerbahçe, Beşiktaş-Bursa. Beşiktaş-Bursa. Hangisi daha zor dersen ikisi de yakın. Üstelik Beşiktaş-Bursa'nın şu özelliği var. Milat. Bana göre dünyanın en güzel stadının başlangıç miladı. Evet. Beşiktaş yenmek zorunda, şampiyonluğa kaybedebilir. Bursa Beşiktaş'a bozabilir falan. Soruyorum. Aramızda yüz binlerce öğretmen var, öğrenci var. Böyle bir maça iyi bir hakemin izin verirsiniz. Yoksa sezon başından, hatta geçen sezonun ikinci yarısından, bu sezonun arasına kadar, yani iki ay öncesine kadar çok kötü performans gördüğünü karar verip bu yüzden FIFA listesinden attığınız, moralini bozduğunuz, sen bizim için ilk 10'da değerin olmayan bir hakemsin dediğiniz hakeme mi verirsiniz? Bu soru Merkez Hakem Komitesi'nin başkanı Kuddusi Bey'e. Çok net soruyorum. Bak çok ciddi bir itham. Yani bu maça yeterli değil demek istiyorsun. Hayır, yeterli değil diyor. Bırak beni. Bu benim yorumumdur. Değil. Merkez Hakem Komitesi diyor ki, bak kardeşim Barış, senin bir yıldır performansın çok kötü. Senin FIFA listesinden atıyorum. Bu ne demektir biliyor musun? Sen benim için Türkiye'deki en iyi 10 tane hakemden biri değilsin. Seni aynen. kovdum. Bu önemli maçı niye verildi diyorsun? Bir, iki. Evet. İkinci boyut. Ya bu adam Donk'un eli alıp maçın tekrarına giden Beşiktaş-Kasımpaşa maçının aynen. tekrarına sebep olan hakem. Şimdi soruyorum. Fikret Orman bundan 20 gün önce Riva'da Futbol Federasyonu basıp çok hocam, basıp, hocam bir şey söyleyeceğim. Ama. Yani Beşiktaş'ın basıp galibiyeti mı? Ne hakikaten ya. Niye kesiyorsunuz? Anlamadım. Sen ne kesiyorsun? Ben cevap vereyim. Beşiktaş. Eğer bu dakikadan itibaren. Hayır Beşiktaş kazanmış kazandıktan sonra. Sen niye kesiyorsun adamı? Benim sesimi keserseniz bu geceyi sabaha anlat. Kadar tutarım. Ertem sen niye kesiyorsun ya? Ben hayatta anlat, ben cevabını şey vereyim. Şimdi soruyorum. Anlat. Bundan 20 gün önce. Anlat cevabını vereyim. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Anlat vereyim. Riva'ya gelip
FIFA hakemleri, Barış Şimtek dahil, Cüneyt'i, Fırat'ı, Bülent'i, 10 tane baba hakemler ve FIFA'dan çıkartılmış Barış da dahil. Yemek yerlerken gelip yemek odalarından pis pis. Pis pis derken hakaret ediyor, böyle tehditkar veya kinayeli bakıp federasyon başkanının veya başkan yardımcısı odasına gittikten sonra orada hakem atamalarında hiçbir etkisi olmayan Cüneyt'in babası Serdar Çakır başkan odasına çağrılıp Beşiktaş'ta as başkan Hüsnü Görevli tarafından görevi bırakmalısın dendi mi denmedi mi? Soru bir. Bak ben çamur atmıyorum kimseye. Yani bir güç Hüsnü Görevli. Hüsnü Görevli hayatta. Serdar Çakır da hayatta. Servet Yardımcı da hayatta. Üçü bir odada buluşup Hüsnü Görevli Serdar'a kardeşim biz seni artık burada istemiyoruz. Diyor ki Serdar ben hakem atamalarını biliyoruz atamalarını. Seni istemiyoruz kardeşim diyor. Ve adamı tırnak içinde Riva'dan af buyursun herkes gönderiyorlar kovuyorlar. Bayram değil seyran değil. Birden Kuddusi Rıdvan'ın programına diyor ki FIFA hakemlerinin sevk idaresini Serdar yapmayacak biz yapacak diyor. Arkasından da aynı Kuddusi'nin çok başarısız bulup FIFA listesinden çıkarttığı Barış Şimşek'i bu maçı atıyorsun. Bunu herkese yedirirsin Kuddusi. Bunu ben yemem. Bunu Hamza da yemedi. Niye yemedi biliyor musun? Bak Hamza 80. dakikada niye oyundan atıldı? 80. dakikadan 92. dakikaya 94. dakikaya son 15 dakika. Barış Şimşek Beşiktaş'ın 12. oyuncusuydu. Sokmadı. Ha oyuna baktığım vakit Beşiktaş maçı hak etti mi? Sonuna kadar hak etti. İlk 75 dakikaya baktık mı sahada müthiş tempolu istekli gol kaçıran Beşiktaş kimse kusura bakmasın. İki top yapamayan bir Bursa var. Gol attı geldi gol attı. Bir daha geldi gol attı ama son 15 dakika maç pekala 3-3'e giderdi. Bu da Beşiktaş'ın teknik anlamda, panik anlamında, dezorganizasyon anlamında eksikliğidir. Ve yediği goller de sezon başından beri defansif zaaflarından kaynaklanan gollerdir. Şunu soruyorum. Fikret Orman'ın konuşması son derece yakışıksız. Hangisi? Sen kim oluyorsun da Fikret Bey? Rakip takımın hocasına motive olmasından dolayı kinayeli eleştiri. Ne yapacak sana yatsın mı? Doğru. Bursa'da oyuncağı sana şey mi açsın? Olmaz. Kaleyi mi açsın? Hamza böyle mi yapsın? Kocaman motive değil miydi? Hayır. Herkes motive. Herkes ya Beyza Çalınbay motive beyler, değil miydi? Bir kulüp başkanı. Bak bir yorumcu diyebilir. Doğru bir gazeteci diyebilir. Ama hocam, ben kulüp başkanı olarak sen. Hocam herkes olur. Sen Hamza Hamzaoğlu'nun motive olduğu için kinayeli konuşamazsın. Bir. Ben şimdi sen kinayeli mi konuşuyorsun? Ben de sana Fikret Orman'a kinayeli konuşuyorum. 20 gün önce federasyon niye bastın kardeşim? Hocam. Niye hakemlere pis pis baktın? Arkasında üstü göreli niye Serdar'ı federasyondan işinden gönderdi? Bana bunu bir anlatın. Cevap vereyim ben. Buyur. Orada mıydın sen Sinan? Bir. Abi biliyorum ben seni. Nasıl? Biliyorum. Ya senin aldığın kadar bilgiyi ben de alıyorum. Tamam. Daha fazla. Futbol federasyonunu basmak kolay mıdır? Çok kolay, çok kişi bastı. Yani bir şey söyleyeceğim. Basmak bu, derken kapıyı, Sinan ne demek istedim anlasın. Onu basmak ayrı bak, bir şey. Hocam bak, peki. Basmak ayrı bir şey, federasyona gitmek ayrı bir şey. Ya kardeşim, sen ya basmayı basma. Herhalde kapı baca kırarak girdi. Ama bastı diyorsun bak. Peki, federasyona gitti. Helal olsun. Ayaklarıyla içeri girdi. Fikret Orman'a helal olsun. Çok güçlüymüş, basmış. Evet. Bir. Eğer öyleyse şimdi, yani. Bir futbol, sen de biliyorsun. Evet. Bir futbol federasyonu çalışan bir insanı. Yollamak istiyorsan evet. Bu futbol federasyonu yani yönetim kurulu ayrılacağı belli değil miydi abi? Bir aydır belli değil. Bu futbol federasyonu yönetim kurulunun kararı alınır ve ona tebliğ eden kişi Hüsnü Görel'dir. Evet. Bu yönetim kurulu kararıdır bu. Bir. Yönetim kurulu kararı önceden mi alındı sonradan mı alındı? Hocam alınmıştır. Hüsnü Görel'e de söyleyeyim icra kurulu başkanı olduğu için Hüsnü Görel'de tebliğ et denilmiştir. Sinan senin de Hüsnü Bey'in de Fikret Orman'ın da yaptığı minareyi kılıfına hocam anlatayım ben kardeşim. Hocam ben gidişatı anlatıyorum. Evet. Kimseyi savunmuyorum. Serdar Çakır yanlış anlamasın. Serdar Çakır belki bu kötü atamalarda, kötü hakem performanslarında kurban olarak belki o seçilmiş olabilir. Belki oğluna bir gözdağı olabilir. Bir. Şimdi ben bu gidişatı anlatıyorum. Ya diğer hakemlere gözdağıysa bu? Hocam gözdağı derken futbol federasyonu hakemler gitmiştir. Ama gözdağ ben Fikret Orman'ın o tarzda gidip de bir hakeme yemek yerken ya böyle Külhan Bey gibi adam gibi maç yedi imasında. Hayır laf söylememiş. Gözdağ hocam hayır. Ne yapabilir? Sinan abi doğru söylüyor. Çok özür dilerim bir araya girebilir miyim? Yönetim kurulunun
Serdar Çakır'ın görevden ayrılacağı bir aydan daha fazla oldu. Aynen, belli değil. Yönetim kurulu karardır. Sinan Engin çok doğru bilgi veriyor diye şu anda bir. Çok ciddi bir yerde. Hocam şu anda federasyoncular, Sinancılar, Beşiktaş'ın bazı yerlerinde Savaşı Ertemler operasyonu legalize etmek için hamile gidiyor adam ya. Hocam, yapıyorsunuz? Hocam ben Ertem gidişatı anlatıyorum. Her şey Ertem yapıyor ya. Bakın Apucum lütfen. Seni dinliyorum doğru kardeşim bilgi. Ben. Bakın gidişatı anlatıyorum. Bir şeyde hiyerarşi nasıl işliyorsa onu anlatıyorum. Adama tebliğ etmişlerdir. Ben de çalıştım futbol federasyonunda. Tebliğ edilmesini Hüsnü Güreli'ye görev vermiştir. Çağırmıştır. Tebliğ edilmiştir. Ayrıca futbol federasyonuna gittiğin zaman da yani hakemlere böyle bakmak etmek futbol federasyonuna her kulüp başkanı gidiyor. Belki Türkiye'de en çok giden bir kulüp başkanı var. Şu an küme düşmeye oynuyor. Aynı şey mi? Bir dakika hocam. Hocam bak. Şimdi demek ki Serdar Çakır yanlış anlamasın. Demek ki Serdar Çakır'la ilgili atama veya bir şeyle ilgili bir sıkıntı var ki Futbol Federasyonu böyle bir karar almış. İkincisi kalkıp da sana katılıyorum. Hamza Hamzoğlu sonuna kadar motive olacaktır. Sonuna kadar da sağlam oynayacaktır. Serdar Çakır bağla kardeşim. Bu ayrı bir şeydir. Bağla kardeşim. Ama onun dışında birazdan başa geleceğiz. Eğer bu Beşiktaş takımı bu penaltı pozisyonu olmasaydı bu maçı kazanamayacaksa şampiyon olmasın zaten. Ama bu Beşiktaş takımı bu penaltıyla şampiyon olduysa veya olacaksa bu maçı kazanırsa Sinancım, olmasın. Bak şimdi bak hep aynı şey yapılıyor. Bitiriyorum. Hocam, tamam. Biz de söyleyelim kardeşim bir şey. Ben de bak tamam. Ben kısa kestim. Tamam. Hocaya cevap olarak söylüyorum. Ama bu işler o kadar kolay değil arkadaşlar. Tamam. Her federasyona bu federasyon Türkiye Futbolu'nun federasyonudur. Türk futbolunu burası yönetiyor. Burada kelli felli aslan gibi adamlar var. Kulüp yöneticisi yapmışlar. Ya bu adamlar yani affedersin her kulüp başkanı gidiyor. Burayı basıyor. Öyle her tabii canım basıyor. Ya burası mafya mı memleketi yapıyor. Tamam. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Tamam, yapmayın. Hakemlerimiz kötü maç yönetiyor. O zaman hakemlerimiz yanlış maç yönetiyor. Tamam. Hakemlerimiz hata yapıyor. Bu kabul ama kalkıp da Futbol Federasyonu bastın da hakeme şimdi, şöyle yaptın da böyle her şeyi bir şey aramayın. Şimdi tamam. Ama bugünkü Beşiktaş bu penaltıyla kazandıysa lanet olsun diyorum. Bu penaltı olmasa bu penaltı başkası penaltı olsun. Mi sence? Birazdan pozisyonu anlatacağız. Şimdi bir dakika. Ahmet Hoca'nın da bilmedikleri var. Daha sonra anlatılır. Bunlar zamanı değil. Şimdi bir dakika ya. Ahmet ya, o kim oluyor sonra? Hocam o kim oluyor sonra? Hocam o kim oluyor falan bir dakika. Değil. Yani ne? işin içinde çok önemli yerlerden de bilgiler geliyor. Ya bir dakika. Ya, Ahmet Hoca'ya eksik bilgi verilmiş. Bana eksik bilgi. Serdar Çakır'ın. Yani o kim oluyor değil. Gerçekten çok önemli bir şey biri oluyor. Bir dakika. Sorun. Bir dakika. Hayatımda. Sen Serdar Çakır'a. Bir dakika. Bak Serdar Çakır yanlış anlamasın. Kötü falan diye değil. Serdar Çakır'a kefil miydi hayatı boyunca? Hakemliğine veya görevine. Sordun abi. Hayatımda kendimden başka. Hiç kimseye ben kefil olmam. Ne? Laf mı? Bir, ben sorun. Amaç burada Serdar'ı kollamak falan değil. Değil ki sorun. Sorun kollasam Odinoğlu'nun Cüneyt'in Konya maçında hata yaptığını yazmışım söylemişim. Sorun o değil. Futbol Federasyonu bazı insanların buna zaman zaman Aziz Yıldırım da yaptı. Geçen sene Aziz Yıldırım da federasyonu bastı. Bunu hepimiz konuştuk. Şimdi, o zaman gıkınız çıkmıyordu. Şimdi bir dakika. Ben aynı şeyi söyleyeceğim. Bu federasyonu basmak efendime söyleyeyim koca kelli felli adamları. Fikret Orman, Sayın Başkan ne zaman kardeşim, federasyon basmış? Basmış demeyin ya. Kardeşim hayır. Ya sen niye benim lafımı bölüyorsun? Hayır, kimsenin bölmüyor. Hayır özür dilerim. Ben Fikret Orman dedi mi basma diye. Dediniz. Hayır Sinan diyor ki Sinan'ın deyimi şu. Federasyon basmak orada öyle kelli felli adamlar o kadar kolay mı diyor. Böyle şeyler bu kadar kolay mı diyor. Ben Sinan'a katılıyorum ama siz de şunu o zaman söyleyeceksiniz. Yıllardır bu iş, bu algı kimin üzerinden yapıldı bu ülkede? Aziz Başkan. Yok dedim ben kızdım. Sen dedim. Yok dedim Türkiye ben. Türkiye ve yanındaki insan ne dendi? O istediğini yapıyor. Ben dedim mi? Hayır, ya ben ortaya konuşuyorum size değil. İnsanlar anlasın diye diyorum. Operasyon anlaşıldı. Eğer bu işler kolay değilse. Bu işler kolay değilse. Beşiktaş şampiyonlar giderken hakemler gündeme getirilecek. Rasim beni susturamazsın. Bu işler madem kolay değil. Bu işleri Aziz Yıldırım da yapmamıştır, yapamamıştır. Onun için algı yaratıp. Bak tabak kolay değilse. Demek ki o zaman herkese iftira atmayacaksınız. Aynen öyle. O zaman hiçbir kulübe iftira atmayacaksınız. Fenerbahçe hakem hatasıyla kazandı mı bütün Türkiye el ele oluyor. Yok hakemleri aldılar, yok federasyonu bağladılar. Ama mesela Beşiktaş'ta yine hakem hataları bu sene çokça olunca hep şey kardeşim kolay mı ya hakem hata yapıyor. Böyle geçiştiremeyiz. İki, çok iyi oynadığın maçları da kazanamazsın. Kazanamazsın. Çok iyi oynarsın kazanamazsın öyle değil mi?
Hakem bugün penaltıyı vermese bu maç 2-2'de bitebilirdi. Öyle bir şey yok. Ben çok iyi oynadım. Bu penaltı olmasaydı kazanırdım. Bak bir şey yok. Bugüne kazanamazsın. Bir atasözü vardır. Kazanamaz. Bu baskıya sahada. Ben çok karşı kaleye gitmeden maç kazanan maçlar hatırlarım. O pozisyon penaltı. Sen hakem gereği yapsın. Olmaz öyle. Bakın. Olmaz. O pozisyon penaltı veya değil. Birazdan anlatacağız. Halkımız da görecek. Yok. Penaltı veya değil. Ayrı bir şey. Ama Sinan, bir takımın iyi futbol oynaması o maçı kazanacağı anlamına gelmez. Bu Beşiktaş futbol takımı. Olmaz. Beşiktaş futbol takımı hak ederek kazanmak öyle olmaz. Şu an Türkiye'de en iyi top oynayan bulunduğu bir şey. Ya bak Sinan şu ama. Şu maçı penaltıyla mı kazandı diyorsun? Evet penaltıyla kazandı tabii. Nasıl kazandı? Nasıl kazandı? Ya bu futbolcu topluluğunda. Ya Sinan sen bir futbol adamısın. Sinancığım. Şu futbolcu topluluğunda. Bak sana bir şey. Bak, çok yazık, yazık. Bak konuyu kasaptırmayın. Çok iyi oynayan takımlar maç kazanmaz. Süper oynarsın kazanamazsın. Böyle bir şey olamaz. Adalet böyle tesis edilmez. Fenerbahçe Galatasaray maçında müthiş oynadı. O yanlış yerden giriyorsun. Hocam bak sen. Bir dakika hayır. Müsaade. Sinan'a öyle cevap vermeyeceksin. Niye? Bak, niye vermeyeceğim bak, hocam? Bir müsaade et anlatayım. Çünkü sen bunu zamanında sen de dedin. Müsaade. İyi oynamakla kardeşim, kazanmak olmaz. Bir müsaade et. Haklısın. Başka bir şey söyleyeceğim. Böyle haklı. Ben çok iyi oynadım. Hakem de sorun penaltıda ama istiyorum. Penaltıdan daha önemli. Hakemin iç yüzünü ortaya koyan bir tablo var. Bunu sen, Allah ben, Allah. Futboldan gelmiş Hamza Hoca hissediyoruz. Bak Hamza Hoca nerede delirdi biliyor musunuz? 75-80'den sonra. Çünkü hakem maç 3-2 oldu. Hakem dağıldı. İçinden diyor ki ulan 3-2 oldu maç. Tabii ya. Penaltı verdik 3-1. Bursa şutu attı 3-2. Ondan sonra 10 dakika hakemi izledim. Hocam ben maçı yemem. Kim oynadı? Hamza da yemez. Topu kim oynadı Ahmet abi? Ya bak bu 75 dakika. Hocam Bataşay ne? Bu ne demek bu ya? 75 dakika süper Beşiktaş. Hiçbir lafı yok. Bataşay 2 sarı kartı. Ama soruyorum ya. Ya soru şu. Çok ayıp ya. 75 dakika. Hocam hakemle kazandı diyebilir misin? Bataşay 2 sarı kartı. Kimle kazandı kardeşim? Ne demek o ya? Hocam koskoca Beşiktaş. Bu ne demek? Kardeşim ya Fenerbahçe hakemle kazandı diyorsunuz. Eskişehir. Bir dakika kardeşim. Bir şey Fenerbahçe Eskişehir maçında 3-0 maçı kazandı değil mi? 3-0. Beşiktaş'ta hakemle kazandı dedim. Sen futbol adamısın. Ben sana bir dakika Apo. Ya hocam bir saniye ya. Niye hocam bana bir dakika. Yanlış ya niye hocam? 3-0 Fenerbahçe Eskişehir Eskişehir'de yendi. 3-0. Doğru. Eskişehir kalesine gelmedi. Ama ne oldu 45 artıda maç 0-0 biterken? Na niye olmayan bir penaltı verdi değil mi hakem? Ne oldu Türkiye ayağa kalktı. Böyle penaltı mı olur? Fenerbahçe o gün o penaltı olmasa Eskişehir'i yenemez miydi? Yener hocam pozisyon. Ama öyle mi dendi? Ne dendi? Ne dendi? Ne dendi? Ne dendi? Hakem aldı. Hakem Fenerbahçe'yi kolladı. Verilen emeklere, gayretlere yazıktı. Hocam bir şey söyleyeceğim ama ben Hamza Hoca'yı çok severim. Hamza Hoca'nın bu kadar... Bu kadar... Galatasaray... Bu kadar böyle... Galatasaray'da bu kadar engellenmedi. He? Ne demek? Ya hocam bilemem. Hiç önemli için bilmiyorsun. Son 10 dakika hocam. Hakemin yönetimindeki koku çok net. İlk yarıdan öyleydi Hamza Hoca. Çok net sana bir şey soracağım. Uzatma beraber katılıyorum. Son 14-15 dakika dağıldı hakem. Son 14 dakika dağılmadı. Ben de katılıyorum. Beşiktaş'ın 12. oyuncusu olarak Bursa'yı sokmadı. Hocam bir dakika dur. Maçı seyredin. Maçı seyredin. Bataş'a 2 sarı kartı atılmalı mıydı? Maçı seyredin. Bataş'a atılmalı değil bak hocam maçı. Hayır. Atılacak Fatih evet. Olabilir. Fatih Arap. Bataş hocam karıştırma. Bak, Fatih de atılmalıydı. Bak şimdi şunu söyleyeyim. Bataş öyle iyi bakın. Arkadaşlar hakem 70. dakikaya penaltıya kadar fazla problem yaratmayan bir pozisyonlara bakalım. Bakalım o bakalım. Bir bakalım. Tam ekran ver. Altyazıyı al. Tartışmalı pozisyonlardan sakin önce. Sakin olalım. Şunu belirteceğim. Görüntünün sadece başını gösterir misin Serkan? Bir görüntü var. Sadece beyaz sivi kameralarının. Sadece Derin Futbol ekibinin çekmiş olduğu bir görüntü var. Kameraman arkadaşım Savaş görüntüyü çekiyor. Halit değil mi? Halit kardeşim çekiyor görüntüyü. Tebrik ediyorum yürekten. Son 15 dakika Fikret Başkan yerinden kalkıyor. 3-2'de. Dışarı çıkıyor. Nereye çıkıyor? Vodafone Arena'nın o arasına çıkıyor. Maçı seyredemiyor. Çok heyecanlı. İnanılmaz stresli. Yanında yine önemli isimler var. Ama o son 15 dakika sadece bizimkiler çekiyorlar. Bu videonun biraz sonra ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Son 15 dakikayı bu görüntü sadece Beyaz TV'de, sadece Derin Futbol'da Fikret Başkan'ın son 15 dakikasını dakika ekranlarınıza getireceğiz. Belki de ilk defa bir başkanın son 15 dakikayı izleyememesi ve arkasında yaşananları ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce tartışmalı pozisyonlar. Lütfen bu görüntüyü mutlaka izleyin. Bir saat uykusuz kalın.